Baba Guru Nanak Devji yaşadığı dönemde İslam'ın en kutsal yerleri olan Mekke ve Medine'yi ziyaret etmişti. Bazı Pencaplı Müslümanlar bu nedenle ona çok saygı duyar. Babam ve büyük babam ona Allah Kavali, Allah'ın dostu, velisi derlerdi. Guru Nanak en yakın arkadaşlarından biri olan ve bir Müslüman olan Bahi Merdana ile birlikte Bağdat'a gitti. Ve burada Hazreti Cüneyt Bağdadi ve Hazreti Abdülkadir Geylani'nin türbelerini ziyaret etti. Guru Nanak, Pakistan'da şimdiki ismi Nankana sahip olan Talwandi köyünde doğdu. Dünyanın dört bir yanından Sih inancındaki kişiler Pakistan'a gelir ve Guru'nun doğduğu Gurdwara Nankana sahibi ziyaret eder. Sih dininin ana kitabı olarak kabul edilen Guru Granth sahip, aslında bir Sufi Müslüman aziz olan Baba Ferid Gan Shakar'ın bazı şiirlerinden oluşmuştur. Bu, Guruji'nin bir Müslümandan ilham aldığını gösterir. Dünyanın dört bir yanından gelen Sihler, Baba Ferid Gan Shakar'ın türbesini de ziyaret ederler. Babaji ve Bahi Mardana, Afganistan'da Kabil'e gitmeden önce Rawalpindi'de biraz zaman geçirdiler. Hasan Abdal'a vardıklarında Babaji, Bahi Mardana'yı su getirmesi için bir tepeye gönderdi. Su suyunun sahibi olan Veli Kandari isimli kişi, onlara su vermeyi reddetti. Veli Kandari, Babaji'ye kızgınlıkla büyük taşlar atmaya başladı. Guru Nanak bunları elleriyle durdurdu ve yere düşen kayaların düştükleri yerden sular fışkırdı. Bu mucize panca sahip olarak biliniyor. Hasan Abdal'da bu olayın geçtiği yerde bir Sih tapınağı vardır ve bu tapınak halen aktiftir. Burası Sih dininin en kutsal yerlerinden biri olarak kabul edilir. Sihler ayrıca Hasan Abdal kentindeki tepede bulunan Veli Kandari türbesini de ziyaret ederler. Guru Nanak yaklaşık 20 yıl süren gezilerinin ardından ailesiyle birlikte günümüz Pakistan sınırlarındaki Kartarpur'a yerleşti. 1539'daki ölümünün ardından hem Hindular hem de Müslümanlar onun kendilerine ait olduğunu iddia ettiler. Aralarında ortak bir duvar bulunan iki türbe diktiler. Bu türbeler Ravi Nehri'nin kıyısındaydı. Zamanla nehrin değişen yatağı bu türbeleri yıktı. Ancak Guru Nanak'ın oğlu babasının küllerinin bulunduğu çömleği kurtardı ve bugünkü Hindistan'da Dera Baba Nanak isimli yeni kurulmuş bir yerleşim yerinde yeniden toprağa gömdü. Günümüz Pakistan hükümetinin Sih inançlılarının ibadet ve ziyaretlerini rahatça yapabilmeleri için Kartarpur'da mükemmel bir altyapısı olan tesisler kurması çok yerinde olmuştur. Bunun Pencab'ın iki yakası arasındaki yaklaşımları canlandıracağını tahmin ediyorum. Pakistan hükümeti, Guru Nanak Devji'nin 550. doğum yıl dönümünü kutlamak için bir hatıra parası bile çıkarmıştır. Guru Nanak hakkında Pakistan'da söylenen özdeyişlerden birisi şöyledir. Guru Nanak Şah Fakir, Hinduka Guru, Musulman Kapir. Yani Guru Nanak, fakirlerin şahı, bir Hindu'ya guru, bir Müslümana pir.